meselede olduğu gibi. Terör sorunları da başta olmak üzere Türkiye'nin canını yakıyor. Tabii bir şey yok. Çünkü bu soruyu Türkiye Suriye'de ne işi var? Amerika'nın Suriye'de ne işi var? Ama bu sorunları bozmak için Suriye'de. Bu tabii sorunun edebilecek dönemde bir fırsattı. Bu iki fırsat kaçtı. Hatta en son tabii bu fırsatların kaçması Türkiye tarafında olduğu kadar aslında biraz da muhataplarımızla da alakalı. Mesela Türkiye'nin yine bölgeye müdahalesiyle ilgili olarak en son Rak operasyonunu verebilirim. Türkiye Amerika ile çok ciddi müzakereler yürüttü. Yani o müzakerelerin bir kısmının arka planını da izleme şansım oldu. Cenderiz sektöründe bölümünün başında bana bir mesaj atan bir komutanımızın, bir yüzbaşımızın mesajını okuyarak başlamak istiyorum. Sahadan biri olarak benim ve bölümün adına söyleyin ki kararlılığımızdan en ufak bir adım dahi geriye atmayacağız. İsterlerse tüm dünya devletlerinin bayraklarını assınlar, biz bu oyunu bozacağız. Hesap günü beklesin hainler, en şiddetli şekilde cezalandıracağız. Halkımız bizden desteğini ve dualarını eksik etmesin. Bu başarı tüm şehit ailelerine ve yüce Türk milletine armağan olsun. Vurup geçiyoruz, göme göme gidiyoruz. Bugün yaşanan çok şiddetli çatışmalar neticesinde harekatın başından beri en yoğun, en fazla meskun mahallin ele geçirilmiş olduğu gün olarak da kayıtlara geçecek. 20 civarında köy ve köy altı yerleşke, bugün evlatlarımızın ve evlatlarımızla beraber hareket eden dost unsur, özgür Suriye olsun, Ersutların gayretleriyle, çabalarıyla, canlarını ortaya koyarak, can alma aşklarıyla beraber 20 tane meskun mahal bugün bizlerin, insanlığın umudu olan bizlerin, bu milletin etkisi altına girmiştir. Ümit ederim en kısa zamanda da artık çok yakından görmeye başladığımız ve üzerinde etki ürettiğimiz bölgenin kalbi sayılan Afrin ilçesi de ümit ederim en kısa zamanda en iyi şekilde temizlenir ve harekatımızla da ilgili sembol olan ele geçmiş olur. Dost düşman rengini çok belli etti. Şimdi bu harekat tam anlamıyla bir istikrar harekatı ve bu istikrarın nasıl planlandığı ortada. Kendisini göstermiş durumda. Bunun en temel parametrelerinden bir tanesi de şu. Verilen zayiat ve bu zayiatın karşılığında bölücü terör örgütü YPG PKK üzerinde üretilen zayiat etkisi ve ele geçirilen karasal alan. Şimdi bu denli tahkimatın yoğun olduğu, konvansiyonel ve silah ve sofistike silah sistemlerinin kullanıldığı, konvansiyonel harbin metotlarının denendiği, gerilla doktrinin kullanılmaya çalıştığı, özellikle kamu diplomasiyle psikolojik harekatla ilgili çok yoğun baskıların oluştuğu bir atmosferde açıkçası Mehmetçin ortaya koymuş olduğu başarı muazzam. Bunu birilerinin eleştirmesi çok önemli değil. Harp tarihini bilenler, harbin ve mücadelenin ne olduğunu bilenler bu yapılan harekata gıptayla bakıyorlar. Bu harekat göreceksiniz gelecek dönemde harp literatüründe örnek harekatlardan birisi olarak gösterilecek. Bizim onlara akıl vermemiz söz konusu olmaz. Çünkü sahayla ilgili temel veriler ve bu temel verilerle beraber ortaya çıkan harekat planlaması onların takdirinde olan bir şey. Onların kurmay aklıyla ilgili olan bir şey. Pratiğiyle ve tecrübesiyle ilgili olan bir şey. En güzel şekilde yapabileceklerine emin olabilirsiniz. Ama şu an Kuzey-Doğu sektöründe büyük bir yakınlaşma ve bu yakınlaşmayla beraber ortaya çıkan bir etki var. Oradan ortaya çıkan etkiyle beraber çok önemli bir fotoğrafı görmeye başlayacağımızı değerlendiriyorum. Sonuçta en temel etki PKK'nın siviller üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak. Yani bu etkiyi ortadan kaldırdığınız an, zayıflattığınız an sivil itaatsizlikler, sivil başkaldırı başta olmak üzere veya sivillerin kendi istekleri gibi davranmaları gibi temel inisiyatif fotoğraflar ortaya çıkacak. Bu önemli. Bir diğer tarafıyla da
Sivillerle terörist unsurların ayrıştırılması ile ilgili değişik faaliyetler var, çalışmalar var. Hem bilinen hem bilinmeyen. Bir diğer tarafıyla da özellikle sivillerle ilgili açıkçası alanda çok ciddi anlamda çalışma yapılıyor, ayrıştırma çalışması yapılıyor. Yine coğrafi olarak sürekli